Ben hani o kadar bir dakika köpeğim ayağımı alsam. Al. Bu beni ayakta bağladı. Gel sen. Hadi de şant bende şunu. Sen dur oğlum. Dur bak bak oğlum. Bırak eti, bırak köpeği ya. Hayvan sevgisi lütfen. Bana bak şans. Hadi. Ben Batman'da doğdum. 8 yaşından beri Almanya'da yaşıyorum. Orada büyüdüm. 2011'de ben buraya gelince benim hayallerim Almanya'da bir ev almak, burada yaşamak. Sonra 2011'de ben limanda bir Mardinli adam tanıştım. Bize oturduğum evi o bana hani aracı oldu. Bu evi aldık, arkadaş olduk. Sonra beni tekne ortağı yaptılar, ortakla beraber o işlere girdim. Ben de dedim daha gencim, ben burada hem iş yaparım, hem çalış, hem yaşarım. Ama onlar bende para olduğunu ve biz Almanya'da biraz saf olduğumuzu, tabii iyi niyetimizi kullandılar. Alacak verecek bir meselem vardı. Ben de işin içinde çıkmadığım için bir avukat var Marafkat'ta. Çok iyi bir avukat, ana dilim benden daha iyi bilen geldi. Baktı dedi sana avukat lazım bu işi çözmek için. Dedim tamam sizi tutuyorum. O avukat ben her şeyimi ona güvendim, söyledim. Burada orada malım var. Sonra bana benim ortağım taahhüt vermek için bana Mustafa Çırpıcı, yanındaki çalışanı gönderdi. Dedi ki bu sana yardım etsin, taahhüt. Taahhüt verecek adam. Dedim tamam, geldi. Adliyenin arkasında oturuyoruz. Bana dedi ki, dosyayı açtı. Dedi Nuriye Hanım, beni daha önce görmüştü ya, tekneye bağlamaya gitmiştik. Nuriye Hanım burayı imzalayın. Ben adliyenin içine gidip geleceğim. Çünkü siz gelmeyin, adam küfür müfür edecek. Beni korkuttu. Ben inandım. Sonra imza attıktan sonra dedim acaba normal mi? Ben yazıcıya sordum, o Arzu Halcı. Yok dedi. Hafta sonu birisine dedim ki böyle böyle başıma dedi ki sen ne yırtıldığını biliyorsun. Dedim yok. Aa dedi, seni mahvedecekler, senin imza ne bileyim. Ben Kenan Erdoğan'ı aradım. Çünkü cuma günü, hafta sonu ben aradım. Dedi yok problem olmaz dedi. Bizim dosyamıza lazım ne bileyim ne. Neyse ben dedim yok hani bir şey çıkmaz zaten. Bir imzada ne çıkacak ki? Ben çünkü ben bildiğim hep senetlerde iki imza vardı. Sonra bir bu ilk tanıdığım Mardinli, Mula diyorlar. Sıkta Mala diyorlar. O beni aradı, Nuriye abla senin hakkında sen borçlu böyle şeyler var ne bileyim. Allah Allah, ben dedim yok dedim. Ama ben bir imza attığımı. Sonra yine beni hep tehdit etmeye başladılar. Ben de korkmaya başladım. Çağır gelsin. Çağırdım geldi. Yemin ederim dedi, Nuriye, Nuriye'nin hakkında bir senet var. Ne? Ben dedim senet menete imza atmamışım, yalan söylüyor. Ben savcılığa gittim, şikayet ettim. Sonra benim yeni bir avukat tuttum. Başka bir avukat tutmuştum. Onu da vazgeçtim. Başka bir avukat tuttum. O da bunu jandarma kriminele gönderdi. Jandarma kriminelden bizim için güzel bir şey geldiği için Mustafa Çırpıcı direkt bizim avukatın yanına gitti. 50 bin lira istedi. Nuriye Hanım'a söyleyin 50 bin lira versin, biz vazgeçeceğiz. Avukatım asla kabul etmemiş. 300 bin lira değeri bir dairemi 142'ye sattılar. Şimdiye kadar yaklaşık 500 bin lira zararım oldu ve ben şimdi psikolojim bozulmuş. Ben artık hani ben bir köpek beni hayata bağladı. İnan ki ben 4 yıldır bu panik atakta, ben bilmiyorum hani bazıları ekmek paramı bulamıyorum. Benim hesabımı bloke etmişler. Ben ağladığım zaman o da ağlıyor. Kucama gel. Kazandın mı? Aşkım, sen ne diyorsun?
Ben ağladığım zaman o da ağlıyor, yemin ederim. Gözüne böyle böyle yaş akıyor. Ay 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 ay. Dövür beni. Sen dövür, bak gördün mü? Vereceğim oğlum. Dövüyor ha.